Darbe girişiminin, Türkiye'ye darbe girişiminin maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu açıkladınız. Bununla ilgili detay verebilir misiniz? Bu rakama nasıl ulaşıldı, neleri kapsıyor? Bu konuda, tabii bu bakanlığımızın yapmış olduğu tahmini bir çalışma. Esas veriler bütün bakanlıkların çalışması sonucunda açıklanır. Darbe girişiminin elbette ki bir maliyeti var. Bu maliyetin işte borsanın düşmesinden tutun da sınırlı da olsa döviz dalgalanmalarına kadar yüklemelerin yapılamamasından dolayı geciken maliyetler. O gün bombalanan ve zarar gören gerek askeri araçlar gerek kamu binaları ve vatandaşa vermiş oldukları zararları da düşündüğünüzde bu tahmini bir rakam. Ama tabii bu çok böyle abartılacak veya ekonomiyi genelini etkileyecek bir zarar değil. Bu oluşan bir maddi zararın ifadesi. Şu gösterdi, Türk ekonomisinin esasında ne kadar sağlam olduğunu göstermesi bakımından önemli. Çünkü böyle bir darbe girişimi karşısında hiçbir ülkenin iki günde toparlanması, piyasalarının olağan şekilde, rutin şekilde işlemlerine devam etmesi, halkın darbeye karşı tavrını göstererek, döviz rezervlerini bozdurarak ekonomiye bizzat halkın katkı vermesi, sahiplenmesi, Türk ekonomisinin gücünü göstermesi bakımından önemli. Onun için zararın sınırlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kamu binaları, kamuya ait tüm mallardan kaynaklanan da bir zarar olduğunu ifade ettiniz. Bunun dışında, bunların dışında rakamın yükselmesine dair bir emare var mıdır acaba? Tahmini yani bu ama... diğer bakanlıklar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu toparlandığında net rakamlar ortaya çıkar. Şu anda net bir rakam söylemek mümkün değil. Yabancı yatırımlar konusunda özellikle bugün Cumhurbaşkanlığımızda bir daha doğrusu yarın bir istişare toplantısı yapılacak ve dış ticaret verileri de açıklanıyor ve borsada da bir yükseliş söz konusu. Bundan sonraki dönemde neler bekleyebiliriz? Şimdi borsa toparlanıyor. Ekonomimiz çok kısa zamanda bir hafta içerisinde eski verilerini yakalamış oldu. Tabii bugün saat 1'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı yatırımcılar ve Türkiye'de yatırım yapan kuruluşlar, kurumlarla Odalar Borsalar Birliği'mizin başkanlarını külliyede Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında toplanmış olacak. Buradan şunu ifade etmek gerekir. Türkiye orta, kısa ve uzun vadede gerçekten dünyada yatırım yapılabilir ülkelerden birisi. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının bütün olumsuzluklarına rağmen, olumsuz algı piyasaya pompalamalarına rağmen Türkiye ekonomik verilerine baktığımızda gerek ihracat rakamları, gerek ithalat rakamları, gerek dış ticaret açığı, enflasyon, faiz verilerine baktığımızda Türkiye böyle bir darbe girişimin karşısında neredeyse etkilenmemiş boyutta. Dolayısıyla bu Türk ekonomisinin canlılığını göstermesi bakımından, dinamizmini göstermesi bakımından ve uzun sürede sağlayacağı maksimum karlara baktığımızda gerçekten Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor, yatırım yapılabilir ülkelerin en başında geliyor. Tabii bu vesileyle Türkiye'nin yapmış olduğu demokratik adımlar da var. Örneğin Türk silahlı kuvvetlerin yapısıyla ilgili atmış olduğu adımlar, demokrasiyi güçlendirme adına atmış olduğu adımlar, hukuku yerleştirme adına atmış olduğu adımlar ve Türk silahlı kuvvetlerinin yapısı, sivil iradeye bağlanması noktasında atmış olduğu adımlar Avrupa'nın ve dünyanın istediği adımlardı. Bunu gerçekleştirebilmek, hele böyle bir darbe girişiminin akabinde bu reformları yapmak Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'ye geleceğine güven açısından önemli işaretler.
Çünkü sivil iradenin ve otoritenin hakim olması, demokrasinin daha güçlenerek hakim olması, halkın darbe girişimi karşısındaki 15 Temmuz'da duruşu ve sivil iradeye sahip çıkması, kendi iradesine sahip çıkması, bundan sonra bu tür demokrasi dışı müdahalelerin önünü de kapatması bakımından önemliydi. Bu istikrarı yakalayan bir Türkiye geleceği çok aydınlık diye düşünüyorum. Evet. Aydınlatmak açısından, yabancı yatırımlarda herhangi bir iptal var mı ve bu takribi söylediğimiz 100 milyar dolarlık zarara dair? Yabancı yatırımlarda şu anda ertelenmiş ve gecikmeye alınmış bizim bilebildiğimiz bir yatırım ertelemesi mevcut değil. Ancak darbe girişiminden dolayı sipariş vermeler veya siparişlerin gecikmesi veya iptali noktasında bir takım küçük sıkıntılar vardı. Ama şimdi hayat normale döndükten sonra bu kısa zamanda telafi ediliyor. Evet. 100 milyar dolarlık takribi ve henüz netleşmemiş olduğunu söylediniz. Diğer bakanlıklardan gelecek rakamlarla birlikte. Telafisi yönünde atılacak adımlar neler olacaktır? Zaten Türk ekonomisi biraz önce de ifade ettiğim gibi güçlü bir ekonomi ve yakalanmış olduğu istikrarla bu maddi zararları kapatabilecek güçte, bunun ekonomiye etkisi çok büyük olamaz. Rusya krizinde Türk ekonomisine verdiği zarardan ve etkiden daha düşük etki beklenebilir. Gümrük kapılarında efendim giriş ve çıkışlarda herhangi bir aksaklık yaşanıyor mu bu konuda? Zaten o 15 Temmuz darbe akşamı da dahil olmak üzere gümrük kapıları da bir aksaklık meydana gelmedi. Darbeciler gümrük kapılarının kapanmasını istese de bizim yapmış olduğumuz müdahalelerle kapıları açık tuttuk. Ancak giriş çıkışları kontrol altına, daha sıkı kontrol altına aldık. Çünkü darbe girişiminde bulunan insanlar yurt dışına kaçabilme ihtimalleri vardı. Bunu önleme noktasında bir takım güvenlik amaçlı tedbirlerimizi artırdık ama gümrük işlemleri, ithalat, ihracat bakımından işlemlerde hiçbir sıkıntı mevcut değil. Evet. Mevcut zararın Türkiye'nin makroekonomik dengelerine herhangi bir etkisi olacak mı? Bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Üstelik biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin atmış olduğu demokratik adımlarla sivil iradenin ve demokrasinin güçlenmesi bakımından atmış olduğu adımlarla makroekonomik dengeler bakımından daha da güçlenerek çıktığına inanıyorum. Bir de efendim son olarak bu uluslararası yatırımcılarla istişare toplantısına ilişkin ne beklenebilir? Elbette ki onların da ne oluyor, ne bitiyor, Türkiye'de neler oldu, biraz önce ifade ettiğiniz Türkiye'nin geleceği nasıl olur, bundan sonra hangi adımlar atılır, ekonomiyle ilgili beklentilerini almak istiyoruz. Onların Türk ekonomisiyle ilgili beklenti ve isteklerini birinci elden hem duymak hem de cevaplamak istiyoruz. Bununla ilgili olumlu şeyler olacağını, özellikle burada yatırım yapan yabancı sermayenin, ayrıca yatırım yapmayı düşünen yabancı sermayenin Türkiye'de olup bitenin birinci elden duymasının önemli olduğunu düşündüğümüz için bu toplantı önemli. Ve bu toplantıdan sonra da inanıyorum ki kafalarında hiçbir tereddüt Türkiye ile ilgili kalmaz. Maliyet, başa dönelim. Maliyetin artmasına ilişkin bir emare var mı? Şu anda tabii görünen anlamda çok büyük bir maliyet artışı olacağını inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.